Buse Gelin'in iyi ışık alan salonu hayli geniş ve ferah. Salonda dikkati ilk çeken kırmızı tonlardaki spor model kanepe. Buse Gelin aynı kanepenin grisini de alarak açıkçası şık bir uyum yakalamış. Ayrıca oturma grubunun siyah ayaklarıyla merdiven trabzanlarını, televizyon ünitesini ve üzerindeki rafları kombinlemiş. Beyaz tüller ve gri stor perde salonun geneliyle çok uyumlu. Yemek ve oturma bölümündeki siyah tablalı, gri cam başlıklı aydınlatmalar spor ve şık. Buse Gelin ahşap yemek masası ve gri sandalyelerle minimal bir yemek bölümü hazırlamış. Son olarak masayla televizyon ünitesinin ahşaplarının aynı tonda olduğunu, bunun da şık bir bütünlük sağladığını belirtip sözü gelinlerimize bırakalım. Ya ben şu avizelerini sormak istiyorum. Yani çok mu aradın? Çok aramadım aslında, hemen buldum. Tek bir mağazada hepsine karar verdim. Avizeyi hani böyle çok mu aradın diye böyle birazcık kaba tabirce söyledim. Ama evet, gerçekten biraz gerçekten çok mu aradın? Hani siyah olması beni çok rahatsız ediyor. Yani yemek masasının üzeriyle salondaki avizenin aynı olması gerekiyordu. Eğer farklı farklı tercih etseydim kötü dururdu. Doğru. Sen neyini beğenmedin mesela? Ahşap ayakların siyah olunca bu beni birazcık tedirgin ettiği için. Ama şöyle, evet. Salonunda sadece siyah yok. Ahşap ama siyah boyanmış. Bu ahşap mı? Evet, hayır, ahşap, hayır. Gri, ama siyah. O siyahlar gözüme sonradan çarptı. Yine aynı şekilde televizyon ünitemin üzeri de siyah, merdivenlerim siyah. Merdivenlerde perforje var siyah. Yani birçok detay siyah. Şurada da siyahlar var. Böyle... Eli. Ya birçok siyah, gri. Evet, siyah ve gri ağırlıklı. Var aslında. Doğru doğru. Ben hani daha farklı. Nasıl bir şey olabilirdi buraya Elif'ciğim? Ya bilmiyorum, böyle daha mesela tam o yemek masasının üstü, evet. Şey olmuş ama bu birazcık bozmuş işi. Bilmiyorum, bana öyle geldi. Ama yine sen de birbirinden farklı olsaydı. Farklı olması için söylemedim. Hani farklı olacak diye bir kayda yok zaten ama hani demek istediğim şey daha farklı bir model alabilir. Evet, o masanın üstünde güzel durmuş ama bu burada böyle daha mı sadeleştirmiş salonunu? Bana öyle geldi. Yok, öyle yani söyleyeyim. Salonum zaten sade. Ben genelde sade dekore etmeye çalıştım. Çok fazla eşyayla boğmadım. Çünkü sevmiyorum çok eşyayı, çok tabloyu, çok saati. Sevmiyorum. O yüzden avizelerde en sade bu model de vardı. Bir de ben artık bu topları gayet şey buluyorum. Yani düz modeller değil de top modeller daha şey geliyor bana. Daha modern geliyor. O yüzden hem spor hem moderni birbirine karıştırdım. Ben avizede siyah sevmediğim için bana birazcık... Ben beğenmemiş olabilirim. Öyle söyleyeyim. Anladım. Ama avizelerim siyah değil, gri. Ben mi göremiyorum? Üstü siyah. Hayır, avizelerimde... Ben de bir körlük var, şu an onu göremedim. Ama kesinlikle gri. Yani sapları, kulpları da gri, toplar da gri. Ya avizelerim komple gri. İlave bir şey söylemek isteyen var mı? Yani şu artık şu sarmaldan bir kurtulsak yani gri, siyah, avize. Ben avizeleri beğendim aslında. Avizeler odaya yakışmış. Sadece evet. Abajurunun keşke ayakları gold olmasaydı. Yani buralarda gri görüyorum. Keşke onu da gri veya ahşap görebilirdim. Bir de halıya değinmek istiyorum. Halın pudra sanırım. Yok, halın... Değindin mi? Değin bakayım. Nasıl değiniyorsun? Halı pudra gibi, yani gri değil. Evin hiç... Nar çiçeği olabilirdi. Yok. Mesela şuralarında. En öyle. Azından... Halım gri ve yani krem aslında, kahvelikler de var arada. Pudra değil ama. Işıktan belki öyle duruyor olabilir ama. Bilmiyorum ama bana yani toz pembe gibi geldi. Keşke değil, daha yok. Böyle koltuğunun rengindeki griden olup aralarında bu nar çiçeğinden hafif olsa daha bir renk katardı diye. Ne yapıyorsunuz siz burada? Yanlış görüyormuş ben yani. Yanlış mı görüyorum acaba? Neyi? Dedim gözlüğü verdim. Yukarı siyah mı, gri mi diye. Yok. Neymiş? Nasıl gördünüz? Siyah altı oldu. Gri, üstü siyah. Yani hala. Siyah görebilmek için renk körü olmak gerekiyor. Melis'in gözlüklerini de taktım ama avize ne renk hala bilmiyorum. Ya benim bir gözüm görmüyor zaten. Ama onu değil fikiriz. Çünkü ama yani bildiğimiz siyah. Böyle gri yani. Biz bu avizeden kopmamış mıydık biraz önce? Evet, çok takılacak bir şey yok zaten. Fiyatını sorun da bari buradan, evet, çıkalım. Fiyatı ne kadar? Fiyatı bu iki avizemin 650 TL.
Nasıl uykunmadı? Evet, İyi fiyatı bence uygun. Fiyat olarak güzel. Aynen. Tamam. Halı ne kadara aldın Buse? Halımı 1500 TL aldım. Peki ne diyorsunuz, bu halı buraya uymamış mı hanımlar? Uymuş. Ya buraya başka bir halı olmazdı şimdi, koltuk. Gri ise uymuş, pembe ise uymamış. Yok, öyle pembe söyleyelim. Değil zaten. Ne renk sizce bu halı? Pembe almadım yani. Bej de olabilir sanki, bej. Evet, çünkü bana tam böyle gri gibi gelmedi. Evet yani o bir yüzden. Çiçeğin buraya çok güzel olmuş ama keşke o gazete parçasına sarmasalarmış onu. O hiç orada güzel durmuyor. Ben paketini bozmak istemedim çünkü daha yeni geldi bana. Yani biraz paketinde tutmak istedim, güzel paketlemişler. Evet, portakal kurusu koymuşlar, hı-hı, bağlamışlar. Evet. O gazete değil aslında, o gazete kağıdı süsü verilmiş bir özel bir kağıt anladığım kadarıyla. Evet. Doğal bir iple de bağlamışlar aslında, farklı bir tasarım olmuş sanki, değil mi, yanılıyor evet, Barış çiçeği. Ne çiçeği? Barış çiçeği. Barış çiçeği. Aynen, kolay kolay solmaz. Yok, farklı bir izlenim tabii. O bence çok hoş. Tabii canım. Bir şey bu. Hani o hep gazete, o şey olsun, çiçeğe farklı bir, aynen, güzel bir şey katmış. Ben sevdim onu şahsen, öyle. Benim hoşuma sana gitmedi. Anladım. Daha da oynuyor ya. Sen ne diyorsun Nesrinci? Bence de güzel. Çiçek için yani değil, genel olarak. Ya genel olarak salon hoş bence, güzel yani. Özel'e çok takıldı arkadaş. Niye bu ya kadar takıldı ben anlamadım. Ya ben siyah diye takıldım ama tamam, işte gri siyah olayından. Ama Avize'yi kapatmıştık, bana bir fenalık tamam, geldi. Tamam, kapatıyoruz hemen. Fenalık geldi, bağıracağım şimdi. Hayatım, bence uymuş. Sence? Ben uymuş. Sence okay. Avize'lerde uymuş, tamam mıyız? Evet. Tamam. Peki, orta sehpan, masan ve televizyon ünitesini bir mi aldın? Masamla orta sehpamı ve diğer sehpalarımı birlikte aldım. Ne kadar ödedin? Masam, masa sandalyelerim 12 bin lira. Hı hı. Orta sehpalarım da 1000 TL. Evet. Diğerleri de aynı. Zigonlar? Onlar da 1000 TL. Çok güzel bak, aynı ağaç dokuyu bulmuş olması önemli, evet, bir şey. Genelde güzel zigonlar gibi oluyor. Hani masayla beraber birbirlerini çok kombinlemişler. Değil mi? Bu konuda hani TV ünitesinde de ahşaplı aynı ton olması, bu olayı sevdim. Sevdin mi? Evet, güzel duruyor. Güzel. Bir şey, peki, sorabilir miyim? Şu nedir? Orada bir eşya gördüm. O, al bakayım eline. Şuna bir bakayım. Bakalım bakalım neymiş. Alttan tut. Heh. Çok orijinal bir parça ama. Evet. Değişik bir, evet. Şey neymiş o bakayım, söyle bakayım Melis, ne o? Sülük ya, şey şöyle. Yok, üçgen tutu. Orada görünen ha, şey. Ejderha. Ne? Aaa. Ay, çıkardım herhalde. Yok, o oraya takıp üstüne. Bir dakika, ne? Bir daha söyle. Ejderya. 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 Benim daha Derya arkadaşım vardı. He. Ona da ejderya diye dalga geçiyordum. O geldi çok aklıma değişik bunu görünce. Evet, ejderha tabii ki. Tabii ki ejderha. Ama evet, şimdi nasıl yakalıyor bu tütsü? Yakılıp mı konuluyor içine? Şöyle göstereyim ha, ben. Ben çok severim böyle. Ay, ağzından çıkacak bence. Tabii, aynen. Değil mi? Evet. Yakalım bari. Nereden geldi bu sana? Hediye, ev hediyesi olarak geldi. Çok orijinal, orijinalmiş bak. Evet. Böyle rahatlatıyor, güzel enerji veriyor. Evet, vallahi güzel. Kim getirdiyse bu hediyeden, nereden aldığını söyle, ben de istiyorum almak. Hediye edeyim size aslında. Aa, estağfurullah. Hediye hediye edilmez. Hediye çok hediye güzel edilir. Ya kim diyor onu? Hediyeyi öyledir, hediye etmek sünnettir diye biliyorum. Allah Allah. Evet. Yok, kıyamadım. Senin evine o kadar güzel yakışmış ki. Adresini versin, biz alırız. Tamam. Peki kanepeleri nasıl bulduk hanımlar? Sen oturdun mu çalırken bunlara? Yok, oturmadım. Yani bunlar hani açılıyor, kapanıyor. Ha, yatak oluyor mu bu? Tabii tabii. Sen oturmadan mı aldın? Yok, koltuklara oturdum ama başlığına oturmadım. Yok, mesela ben mesela şöyle biraz daha yüksek ya da hiç. Ha. Ya ben Chester model sevmiyorum. Ben o yüzden de böyle biraz daha yerden sen biraz daha model, spor, aynen, evet, tercih ettim. Ama yatak olmuyormuş gibi gözükmüyor hiç. Rahatlığına Chester'larda çok oturduğun zaman bir sertlik oluyor. Bunlarda öyle bir şey yok. Açılıyor, arka yatıyor, yatak oluyor, evet, çift, evet, kişilik yani. Çok güzelmiş. Çok da kaça aldın bunları? 15 bin liraya aldım. İkisini mi? Berger, evet, dahil mi? Tekli? Tekli de dahil. 15 bin TL. Evet. İyi misiniz canımlar? İyi bence. Bence gayet. Ne kadar oldu alalı? Ben evlenmeden çok önce aldım. Ha. Bir sene önce aldım. Nar çiçeği mi? Kırmızı mı? Mercan rengi mi? Bu ne renk sizce? Kiremit. Bence bu barış çiçeğinin renginde. Evet. Evet. Lütfen bu kanepeyi satarken barış çiçeğinin renginde diye satın. Baksana ne güzel olmuş. Evet. Peki uymuş mu sizce, griyi patlatmış mı bu? Evet. Renk uyumu birbirine bayağı güzel olmuş. Hı. Koltuklarda. Fonlar? Artık açısında.
Yani o giderdi bence daha farklı bir evet, şey. Evet, düz aslında şey. Güzel, şık duruyor. Hı-hı. Ne kadar aldın Hı-hı. perdelerini? Perdelerimi, bu iki perdemi 3000 liraya aldım. Fonlar dahil değil bu fiyata. Burada bir televizyon var. Evet. Burada da bir televizyon mu var acaba? Yok, o televizyon değil, o klima. Klima mı? Evet. Çok değişik bir şey ama. Değişik, çok hani böyle televizyon gibi böyle açılacakmış gibi duruyor. Yeni, evet. Ne kadar ödediniz ona? Ben onu ikinci el olarak aldım. Oo. 4000 liraya aldım. İkinci elde sıfırda ne kadardır? Ortalama 8 var mıdır? Ben klima. Daha fazla. Daha fazla. Değil mi? Evet. 16-17 bin lira var arasındaydı. Evet, çok uygun almışsın. Aman. Vay canına. Evet. Ev kira mı? Ev kira, evet. Ne zaman taşındınız? Evlenmeden 10 gün önce taşındık. Ha, güzel, güzel. İyi günlerde otur hayatım. Buse'cim, tabloların keşke siyah beyaz değil de aynı bu nar çiçeği gibi biraz daha renkli olabilirdi. Çünkü her yer bu sefer siyah, beyaz, gri. Onun da bir renkli beklerdim. Aslında ama şöyle, ben üçlü olarak kombin yaptım. Yani siyah da var, dediğim gibi yine ünitemde de var. Beyaz zaten hani partilerimin rengi de. Ya da tablo değil de orada bir ayna beklerdim. Evet. Odayı biraz daha geniş ayna gösterebilirdi. Veya evet. Ayna mı diyorsun? Ayna olabilirdi. Peki televizyonun üzerinde duran şunlar nasıl buldunuz? Şu raf gibi son dönemde çok kullanılıyor. Nasıl buldunuz? Minimal böyle cici bici duruyor. Ünitesiyle uyumlu. Üstündeki aksesuarlar da güzel. Onlar hoşuma gitti. Ay şunlar çok ağır değil mi? Küre gibi olan evet, toplar. Evet ağır onlar. Bak bir şey söyleyeyim. Allah muhafaza bir sarsılsa televizyon altında vallahi çok kırar o televizyon. Evet bana onu daha önce de söylediler ama öyle çok da sarsılacak bir şey değil Aslı Hanım. Yani öyle şey mi? Sağlam biraz bayağı böyle sağlam yaptırdım. İyi. Onu mesela birisi çarpmadığı sürece şeye de koyabilirsin. Hani bu ünitenin altında televizyonun yanına da bırakabilirsin. Nacizane fikrimi söyledim. Bazen indiriyorum, bazen sıkılıyorum o görüntüden oraya kaldırıyorum tekrar. Peki artık mutfağa geçelim mi hanımlar? Bakalım bu senin mutfağı nasıl?